Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneyolar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet, size yine bir iğne oyasından tığ oyasına çevirme bir model yaptım. Badem modelini farklı bir şekilde tasarım yaptım. Şöyle göstereyim. Evet, modelimi göstereyim arkadaşlar. Bakın, böyle bir badem modeli hazırladım sizler için. Şöyle ikili trabzan, kirpikli trabzanların üzerine 3 tane sinek kanadı yaptım. Şöyle sinek kanatlarının da her birinin üzerine bu menekşe renklerinden, şöyle sahte menekşe gibi de menekşe görünümü de versin diye bu şekilde hazırladım bademlerimi. Şöyle ben de bu renkler vardı arkadaşlar, bu şekilde tasarladım. Siz bunun renklerini karıştırarak da yapabilirsiniz. Şöyle koyu tonu ortaya getirip kenarlarını açık koydum. Farklı, istediğiniz, zevkiniz nasıl hoşlanıyorsanız bu şekilde de yapabilirsiniz. Evet, hatta mor yerine pembe de kullanabilirsiniz. Daha önce arkadaşlar böyle kenarı sık iğnesiz badem olarak böyle menekşeye benzeterek yapmıştım, ama böyle trabzanların üzerinde değildi sinek kanatları. Tığ battının üzerindeydi. Bu şekilde sinek kanatlarını böyle trabzanın üzerine yuva yaparak yaptım. Ve bademleri de bu şekilde sinek kanatlarını dal olarak kullanarak böyle hazırladım. Hoş oldu inşallah arkadaşlar. Güzel bir görüntüsü var. Ben beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Böyle petrol yeşili türbente bu renkleri uydurabildim. Bu şekilde hazırlayabildim. Evet, modelimiz bu arkadaşlar. Şöyle. Şimdi modeli nasıl yaptık? Onun yapılışına geçelim. Tarif edelim. Tübentimi üçer zincir çekerek tığlama işlemlerini hazırladım. Şimdi ilk başlar gibi başlıyoruz. Bakın, arka tarafı unutalım arkadaşlar. Ara mesafesini de bu şekilde 12 tane tığ battı bırakıyorum. Şöyle bir tane zincir çektim. Bir defa tığı doladım. Hemen yuvanın içerisine girip şöyle 2 alarak trabzanımı hazırladım. 4 zincir. Buraya 4 zincirimi kapattım. Şöyle bir zincir, bir defa tığı doladım, hemen yandaki tığ battıya 2 ve 2 alarak trabzan yaptım. 4 zincir, 4 zincirimi buraya araya kapattım. Bakın bu şekilde 12 tane kirpikli trabzanı yaptıktan sonra şimdi yuvamızı hazırlayalım. Bakın, bir zincir çekiyorum, bir defa tığı doladım, şöyle 2 ve 2. Bir zincir, bir defa tığı doladım. Hemen yandaki tığ battıya giriyorum. 2 ve 2. 1, 2, 3, 4 zincir. Buraya trabzanın ara kısmına kirpik yapıyorum. Bakın, bir tane boş, bir tane kirpik. Yine boş yapacağım. Bir zincirimi çekiyorum. Hemen yandaki boş olan tığ battıma 2 ve 2. Bu şekilde. Şimdi 7 tane zincir çekiyorum. 5, 6 ve 7. Ters tarafından çevirdim. Boş olan trabzanın tepe noktasına girip buraya sabitledim. Şöyle bir zincirle de düz tarafına dönüp bu 7 zincirli yuvaya sık iğne ile dönüş yaptım. Bu şekilde sinek kanatları çok güzel duruyor arkadaşlar. Ve 5 zincir çekiyorum. 5 zinciri yuvaya kapatıp bir kirpik oluşturdum. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen çevirdim. 5 zincirin içerisine sabitliyorum. Şimdi 10 tane zincir çekiyorum. 4, 6, 7, 8, 9 ve 10. Hemen çevirdim. Sinek kanadının birincisini yapmış olduk. Şöyle. Bismillah.
Sinek kanadımızın bir tanesi hazır. Şimdi aynısından buraya 3 tane yapacağım. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. Kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Çevirdim. Buraya kapattım. 10 zincir. 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Çeviriyorum. Hemen sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yuvanın içerisine giriyorum. Sabitliyorum. Çevirdim. Sabitledim. 10 zincir. 6, 7, 8, 10 zincir. Ve buraya sabitliyorum. Evet, 3 tane sinek kanadı olunca başta arkadaşlar şurada sık iğne ile girdik ya yuvaya. Sonra da sık iğne ile giriyorum ve bir de trabzan seviyesine inmek için trabzanın arasına 2 tane sık iğne olmuş oluyor bu yuvada. Şimdi bakın bir defa tığımı doladım. Hemen yandaki tığ battıya şöyle bir zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. 2 ve 2. 4 zincir. Kirpiğimi oluşturdum. Bir zincir bir defa doladım. Hemen yandakine girip 2 ve 2. 12 tane bu şekilde kirpikli trabzan ara suyu yapıyoruz. Bu bir zincir daha doğrusu. Şöyle 2 2 al. 4 zincir. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu şekilde 12 tane yapacağız. Sonra bu bir boş ortadaki dolu olmak üzere 7 zincirin üzerine de bu şekilde 3 tane sinek kanadı yapacağız. Sonra arkadaşlar bu şekilde 12 tane kirpikli trabzanı yaparak çimenimizi bitirip çiçeğimizin yapılışına geçeceğiz. Evet, çimen hazır. Şimdi sinek kanadından yapmış olduğumuz dalın içerisine şöyle sık iğne ile sarı rengi sabitliyorum ve 5 tane zincir çekiyorum. Sık iğne ile buraya sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Sık iğne ile sinek kanadının içerisine sabitliyorum. 5 zincir. Evet, şimdi dördüncüyü nasıl yapacağız? 3 tane yaptık 5 zincirden. 2 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Trabzan olarak bakın dibini iyice sıktırıyorum. 1, 2 ve 2. Şöyle dördüncüyü trabzan olarak yaptım. Şimdi 4 zincir çekiyorum. Kolay badem yapılışını gösteriyorum arkadaşlar. Buraya şöyle. İlk kirpiğe sık iğne ile 4 zinciri kapattım. Şimdi 3 zincir. Şöyle. Sık iğne ile sabitledim. Bakın. 2 tane yuva oluşturdum. Şimdi 2 zincir çekiyorum. 4, 3, 2 zincir sayım. Bir defa tığı doladım. Son bu kirpiğin içerisine girip bakın diptekini iyice sıkıştırıyorum. 1, 2 ve 2. 3 sefer de aldım. 4 zincir. Dönüşler arkadaşlar 4 zincir. O yüzden şöyle bakın dönünce azalıyor sayısı. Buraya ilk yuvaya sabitledim. Son yuvanın yapılışı hep 2 zincir ve trabzan. 2 zincir bir defa tığı doladım. Trabzanın da şu ilkini muhakkak dibini şöyle sıkıca oturtturun arkadaşlar. Uzun bir trabzan olmasın bakın. Şöyle boyutta 1 2 zincir. Tek kaldığı için bakın yuvamız hep tek ve son yuvalara bu şekilde yapıyoruz. Dibine bir sık iğne
Sonra 2. Sonra 2. Fazla uzun olmaması için trabzanları şöyle oturtarak yapın. Bir zinciri de çekip ipimi koparıyorum. Evet. Bademimiz hazır. Şimdi şöyle göstereyim bakın. Siyahlık oluşmasın diye boyutunu biraz kısalttım. Sonra bunu buraya arkaya yakıyorum. Bunu da kısaltıp, bu da zaten arkaya dönük arkadaşlar. Şöyle kendiliğinden yapışıyor. Evet, şimdi bu bademimizin kenar kirpiklerini yapalım. Evet, şimdi bakın yuvada değil de bu ilk yapmış olduğumuz kirpiğin içerisine giriyorum sık iğne ile. Şöyle bir tane de zincir çekiyorum. Sonra ilk yuvaya sabitliyorum bakın bu şekilde. 4 tane zincir çekiyorum. Kenar kontürleyince kendini daha güzel gösteriyor. Arasına bir zincir çekiyorum. Sıradaki 4 zincir. Şöyle minik bademler yapıyoruz. Kibar ve güzel bir badem oluyor. Evet. Son tepedeki yuvaya da bir zincirle sık iğne ile geçiş yaptım. Buraya 5 zincirden 3 kirpik yapacağım. 4 zincir küçük düşüyor. O yüzden burayı 5 çekiyorum. Evet. 5 zincirimi kapattım. Bak. Şöyle o yaktığım kestiğim yerin arka tarafında kalıyor. İç tarafından alıyorum. 5 zincir. Buraya yuvanın içerisini kapattım. Bakın bu sefer de öbür tarafına geçti. 2, 3, 4, 5. Şöyle yanık izi arkada kalıyor. Evet. 5 zincirden 3 tane kirpiği bu şekilde son yuvayı yaptıktan sonra bakın yanda yaptığımız 2 kirpiği sola da yapacağım. Şöyle sık iğne ile sabitledim bir zincirimi. 4 zincir. Buraya kapattım. Sıkı sıkı. Bir zincir hemen sıradaki yuvaya sık iğne yaptım bir zincirimi. 1, 2, 3 ve 4. Evet. Bakın bu trabzandan kirpik hazırlamıştık ya. Şöyle bir zincirimizi çekip oraya da sık iğne ile giriyorum. Şöyle başlarken de bakın buradaki yuvadan sık iğne ile başladım. Bitirirken de son yuvada sık iğne ile bitirip bademimi bu şekilde çok güzel bir görünüşünü olmasını sağladım. Sık iğne ile buradan sık iğne ile bitir. Evet, ipimi koparıyorum. Hemen ipimi yakıp temizleyip geleyim. Bir tane de pembe göstereyim. Evet, şimdi aynısının pembesini ikinci dala yapalım. Şöyle buraya sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Kapattım. Bu 1. 5 zincir. 2. 5 zincir. 3. 5. Şey, sonuncuyu arkadaşlar şu şekilde yapıyorduk. Bakın 3 tane oldu. 2 zinciri çekip bir defa tığı daladım. Hemen. Şöyle bakın. İlk şey şöyle dibine güzelce otursun. Trabzanımız fazla uzun olmasın. Bu diğer 3 tane kirpikle aynı boyutta yapmaya çalışın arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şöyle. Şimdi 4 zincirle dönüyorum. Hemen dönüşümü yapayım. Bakın. Döndüm. İlk kirpiğimin içerisine buraya sabitledim. 1, 2, 3. İlk sırayı bu şekilde yapıyorum. 4, 3 ve 2 zincir olarak yuvaları oluşturuyorum. Şimdi 2 zincir. Bir defa tığı doladım. Bakın sonları bu şekil yapıyorum. Trabzanla yapıyorum. Şöyle bakın dibini iyice. 1, 2 ve 2. Fazla trabzan uzun olmasın. Bozukluk olmasın. 4 zincir. Gördünüz. Hemen düz tarafına çevirdim. Bir defa
tığıyı doladım. Şöyle yandakine tığ iğneye doladık arkadaşlar. Sık iğne ile buraya girip sabitliyorum. Evet, yuvayı bu şekilde oluşturdum. Şimdi 2 zincir, bakın 4 zincirle sık iğne bir yuva, bir de 2 zincirle trabzanlı yuva. Son 2. 1 2 2. Şimdi 2 zincir. Şöyle bir defa tığı doladım. Son olan yuvaya 1 2 ve 2. Evet, ikinci pembe bademimiz de hazır. Şöyle bir zinciri çekip ipimizi koparalım. Bakın, burası ters yüz. İpi ters yüzünde kopartacağız. Şöyle yakınca arka tarafına gelecek yanık izleri. Hemen kontrolleyelim. Evet, şöyle ilk yuvanın içine, bakın bu 5 zincirli kirpiğin arasına sık iğne ile ipimi sabitleyerek kontrolleme işlemine başlıyorum. Bir zincir çekiyorum sık iğnemden sonra. Hemen yanındaki yuvaya girdim. Bir sabitledim. 4 zincir. Buraya aynı yuvaya kirpik olarak 4 zinciri kapatıp hemen bir zincir diğer sıradaki ikinci yuvaya geçiş yaptım. Şöyle güneşte bir vuruyor ki inşallah güzel bir görüntü oluyordur arkadaşlar. Evet, ikinci yuvaya da 4 zincirli kirpiği kapatıp bir zincirle sonuncu yuvamızın içerisine girip sabitliyorum. 1 2 3 4 ve 5. Bu tarafına bakın. Şöyle. Sağ tarafından sabitledim, kirpiğimi oluşturdum. 1 2 3 4 5. İkinci kirpiği şöyle soldaki taraftaki zincire kapatıyorum. 5 zincir. Buraya kapattım. Şöyle tepe noktasına bu şekilde oluşturdum. Bir zincirimi çekip bir sık iğne ile indim. 1 2 3 4 zincir. Bir zincir çekiyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Kenara 2 tane kirpik oluşuyor. Ve bir zincir çekiyorum. Kirpiğin arasına girip sık iğne ile sabitliyorum. Ve üzerine bir zincir çekip bademimi bitiriyorum. Kontrolleme işlemi de gayet kolay bakın arkadaşlar. Şöyle güzel kalıp gibi bir bademimiz oluyor. Öbür beyazı da ben yapayım. Hemen geleyim. Evet arkadaşlar, modelimizi tamamladık. Bakın bu şekilde çok güzel bir model hazırladım sizler için. Gerçekten tasarlarken bu kadar güzel ve naif bir böyle iğneden tığa birebir aynı zariflikte olacağını gerçekten tahmin etmiyordum. Gerçekten çok hoşuma gitti böyle güzellik çıkınca karşıma. Evet arkadaşlar, özellikle de bu ara kısmını birbirine ekran amaçlı yakın yapıyorum. Sizler bu ara kısmını tabi 12 idi sanırsam, 15-18 bu kirpikli trabzanlardan bahsediyorum, verebilirsiniz. Evet, modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel ve zarif bir model oldu. Renklerini de bu şekilde yapabilirsiniz. Çok yakıştı. Böyle farklı farklı. Hoş ve zarif bir model oldu arkadaşlar. Emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Videoların devamı, kanalın devamı için beğeni ve yorumlarınız önemli arkadaşlar. Şöyle teker teker de göstererek bitirelim. Sayılara, verdiğim sayılara böyle uyarak çok güzel
model hazırlayabilirsiniz. Sizler de bu şekilde kalıp gibi ipinizi esnetin güzelce arkadaşlar. Söyledim mi daha önce bilmiyorum. Ondan sonra incecik böyle minicik çok güzel bademleriniz olacak. Hoş ve zarif bir modeliniz olacak. Böyle bakın tığ battıların üzerindense kirpiklerin üzerinde hoş durdu. Bu sinek kanatları kendini daha iyi gösterdi.